bir roketin bir platformdan fırlatıldığı söylenmiş. Fırlatmadan x saniye sonraki metre türünden yüksekliği hx eşittir eksi 4 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 18 şeklinde modellenmiş. Şimdi bize ilk sordukları soru şu. Fırlatma sırasında roketin yüksekliği nedir? Videoyu durdurun ve bu soruyu önce kendi başınıza çözmeyi deneyin. Şimdi bakalım. Fırlatma sırasında x nedir? x fırlatmadan sonraki saniyedir. Yani fırlatma sırasında x sıfıra eşit olacaktır. x sıfıra eşit olduğunda roketin yüksekliğinin kaç olduğunu hesaplayacaksak aslında h sıfırı hesaplayacağız demektir. h sıfırı bulmak için yapmamız gereken şey bu ifadeye geri dönüp tüm x'lerin yerine sıfır koymaktır öyle değil mi? Bu durumda h sıfır eksi 4 çarpı 0 artı 2 yani 2 çarpı 0 eksi 18 yani eksi 18'e eşit olur. Bakalım, burası eksi 8, eksi 8 çarpı eksi 18 olacak ki bu da eksi 8 çarpı eksi 9 çarpı 2 ile aynı şey. Eksi 72 çarpı 2 dersek, 144 metre sonucunu buluruz. Acaba doğru mu yaptım, bir daha bakayım. Evet, evet, doğru görünüyor. Peki. Geçelim sıradaki soruya. Roket fırlatmadan kaç saniye sonra yere çarpacaktır? Şimdi videoyu tekrar durdurun ve bu soruyu da az önce yaptığınız gibi kendiniz cevaplamayı deneyin. Peki, bir düşünürsek, roketin yere çarpması ne anlama geliyor? Bu yükseklik sıfıra eşit olacak anlamına gelir, öyle değil mi? Yani fırlatmadan kat saniye sonra roketin yere çarpacağını anlamak istiyorsak, yükseklik sıfıra eşit olduğunda x'in kaç olduğunu bulmalıyız. Bunun için bir denklem kurabiliriz. Yüksekliği yani h x'i sıfıra eşitleyelim. 0 Sıfır eşittir eksi 4 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 18. Eğer 3 şeyi çarptığımızda sonuç sıfıra eşit, ise sonucun sıfır olabilmesinin tek yolu bu üç şeyden en az birinin sıfıra eşit olmasıdır değil mi? Eksi 4 zaten sıfıra eşit değil. Bu durumda x artı 2 sıfıra eşittir diyebiliriz. Bunu şuradan aldım. x artı 2'nin sıfıra eşit olması bu denklemi sağlar ki bu da x'in eksi 2'ye eşit olduğu durumdur. Fakat x'in fırlatmadan sonraki saniye sayısı olduğunu unutmayın. Bu nedenle x'in negatif olması fırlatmadan önce bir zaman anlamına gelir. Yani bunu eleyebiliriz. O zaman belki de x eksi 18 sıfıra eşit olabilir diye düşünebiliriz. Çünkü eğer bu sıfıra eşitse o zaman tüm bu ifade de sıfıra eşit olacaktır. x eksi 18 eşittir 0 dersek her iki tarafa da 18 ekleriz ve x eşittir 18 elde ederiz. Demek ki fırlatmadan 18 saniye sonra yüksekliğimizin 0 olduğunu görüyoruz. Yani roket yere çarpıyor. Bir sonraki soru roket fırlatmadan kaç saniye sonra maksimum yüksekliğine ulaşır diyor. Şimdi videoyu tekrar durdurun ve soruyu çözmeyi yine siz deneyin. Buradaki fark edilmesi gereken şey şu. Eğer bir eğrimiz varsa, özellikle de bir parabolümüz varsa, bu eğri şunun gibi bir şeye benzeyecek. Evet, buna benzeyen bir parabol olacak ve maksimum yüksekliğe tam burada, yani yüksekliğin sıfır olduğu iki değerin tam ortasında ulaşacağız. O halde bu iki x değerini hesaplarsanız ikisinin ortasındaki değere bakarak maksimum yüksekliğe ulaşılan x'in yani saniyenin değerini bulabiliriz. Aslında bu iki x değerinin ne olduğunu zaten bulmuştuk az önce. hx'in x 18'e eşit olduğunda yani x eşittir 18 noktasında ya da x eksi 2'ye eşit olduğunda yani x eşittir eksi 2 noktasında sıfıra eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu soruyu cevaplamak için sadece sadece eksi 2 ile 18 arasındaki orta noktayı bulmamız yeterli. Hadi bunu yapalım. Eksi 2 artı 18 bölü 2. Evet 16 bölü 2 bu da 8'e eşittir. Demek ki tam burada roket maksimum yükseklikteyken x 8 saniyeye eşitmiş. Ve geçelim son soruya. Roketin ulaşabileceği maksimum yükseklik nedir? Şimdi videoyu bir kez daha durdurun ve soruyu yine kendiniz yanıtlamaya çalışın. Bir önceki sorudan x 8'e eşit olduğunda yani fırlatmadan 8 saniye sonra roketin maksimum yüksekliğe ulaştığını biliyoruz. O zaman yüksekliği bulmak için sadece h 8'in değerini bulmamız gerekiyor. Evet, h 8. Hatırlarsanız bu fonksiyon herhangi bir x değerinde yani fırlatmadan sonraki herhangi bir zamanda roketin yüksekliğinin kaç olduğunu veriyordu bize. Fırlatmadan 8 saniye sonra roketin maksimum yükseklikte olduğunu az önce bulduk. Bu yüksekliği bulmak için sadece fonksiyonun x eşittir 8'deki değerini bulacağız şimdi. O zaman yazalım. A8 eşittir. Eksi 4 çarpı 8 artı 2 çarpı 8 eksi 18. 8 artı 2 10'dur. 8 eksi 18 eksi 10'dur. Bu durumda elimizde eksi 4 çarpı eksi 100 olur ve bu da 400 eder. H metre türünden verilmişti, Dolayısıyla maksimum yükseklik 400 metredir diyebiliriz.